Kadın meclisleri. Ha bunu biliyorum ya. Bu da çok kötü ya. Devletin. Bu da çok kötü ya. Of, şunu izleyip kusmaya hazır mıyız arkadaşlar? Hep beraber. Herkes kovasını getirsin. Beraber kusmaya hazır mıyız? Let's Bu devletin işidir. Devletin görevidir. Devlet görevini yapıyor. Burayı yapana söyle. Buraya izin verene söyle. Sen bana ne söyle? Ben bir sefer gittim, bana savcı dedi, sen sıfatın yok dedi sen. İmam değilsin, muhtar değilsin sen. Ne konuşuyorsun dedi. Halk para etmez. Allah'ım videoda olsun. Ne olur istemiyorum. Ben Ömer Aşkın, Bingöl'de ikamet ediyorum. Hacıdır camisine öğle namazına geldim. Oğlum inanılmaz karınca gibi lan. Kanka bak buradan kızları kesip siklerini kaldırıyorlar. Aklım almıyor ya. Buradan futbol oynayan kızları kesip siklerini kaldırıyorlar. Bunun başka bir tabiri yok zaten. Aklım almıyor aga. Ya nasıl başarıyorsunuz ya? Nasıl bir dünyanız var oğlum sizin? Vay amına koyayım. Cami çıkışında nahoş bir görüntüyle karşılaştım. He. Bingöl Hacı Hıdır Cami mevkiinde arka planda bulunan sentetik sahada kızların futbol maçı oynadığına şahit oldum. Bu gerçekten ümmeti parçalayan, ümmetin hayasına neşter uğran bir durum olarak bunu görüyoruz. Buradan etkili ve yetkili bütün mercileri ve kurumları kınıyorum. Başta Futbol Federasyonu olmak üzere Bingöl'de böyle bir organizasyonun yapılmasının sebeplerini araştırmak istiyoruz. Bu ümmetin kodlarıyla oynamaktır. Bu halkımızın değerleriyle oynamaktır. Kadın yaratılış gereği, fıtratı gereği nazik ve kibar bir vücuda ve yapıya sahiptir. Böylesi birebir ikili mücadelenin olduğu sporların kadınlardan uzak tutulması gereken sporlar olduğunu düşünüyoruz. Bir omuz omuza mücadele, bir ayak kırıklığı vesaire, bu işin sadece sağlık boyutu. Öte yandan kadın ve kızların futbol sahalarına çekilip baldırı çıplak bir şekilde sahada ümmetin kızlarının oynatılması fuhuşiyata bir destek olmakla beraber bir fahiş durumdur. Dolayısıyla bu mevcut işte Müslüman toplumunun hay damarlarının çatladığının bir göstergesi olarak biz bunu okuyoruz. Bunun bir proje olduğunu düşünüyoruz. Toplumu ifsad eden birçok çevreler var, toplumu ifsad eden birçok gruplar var. Öte yandan ıslah çalışmaları yapanlar terörize edilirken, ifsad çalışmaları böylesine kızlarımızı, bacılarımızı, ümmetin kızlarını baldırı çıplak bir şekilde birbirleriyle mücadele ederek erkeklerin seyrinde, hele hele bir cami avlusunun balkonunda, bir cami avlusunda namazdan çıkaraktan baldırı çıplak kızları ümmetin gözünün içine soka soka bu şekilde etkinlik yapmaları gerçekten büyük bir faciadır. O adamı vereceksin kanka. İrem'e. Böyle çıplak ayakla böyle bir güzel dövecek kanka böyle. Ayağını bir koklatacak böyle. Anladın mı? Ayağının tabanını koklatacak. Birebir ikili mücadele bilmem ne. Cart curt. Böyle var ya vereceksin İrem'e. Diyeceksin ki İrem'cim bu ne üdüğü belirsiz herif. Senin hayatında söz sahibi olduğunu düşünüyor. Söz hakkı olduğunu düşünüyor. Ve diyor ki kadınlar yaratılış gereği işte mücadele olan, birebir mücadele olan sporlarda bulunmaması gerektiğini söylüyor. İrem'ciğim ne düşünüyorsun bu konuda diye böyle İrem'le karşı karşıya koyacaksın. Diyeceksin ki İrem merhaba, sen dünya şampiyonusun, 60 kiloda mıydı 62 kiloda mıydı? İşte bu adam da Bingöl'de namazdan çıkmış, tahrik oluyormuş. Kadınlar işte böyle sporlar yapmasın diyor. Buyur İrem. Buyurun konuşun. Böyle geri çekileceksin abi. Gerçi adamın da süper güçleri var. Sen de haklısın kanka. Adamın da süper güçleri var. 500 metreden baldırı çıplak kızın cinsel istek uyandıran bölgelerini tespit edip buna bakarak sikini kaldırabiliyor. Bu bence özel bir güçtür yani. X-Men'e katılmaya hak kazandırır yani bir noktada. Ben böyle insanlar tanımıyorum kanka. Turkish X-Men'in bir yeni bir üyesi olabilir. Siklop. Abi nasıl başarıyorlar ya? Nasıl ya?
Ya oğlum vallahi anlamıyorum. Arkadaşlar yani bir şey diyeceğim. Allah aşkına benim mi libidom düşük? Ne olur chatten birisi desin ki ben de bu adam gibi hissediyorum desin. Ben diyeyim ki ben anormalim. Benim mi libidom düşük? Ne yaşanıyor abi burada ya? Rassamaha. Allah aşkına ya. Volkan sen ne yaptın amına koyayım? Çok iyi ya. Ben gözlerimi fazla açmışım abi. Gülerken böyle küçülüyor, böyle yapmam lazım. Ve öyle öyle yapmam lazım. Kanka bu benim ya. Bıyıklara kadar aynı oğlum. Abi bıyıklar sakallara kadar aynı ya. İnanılmaz. Tekkemize hoş geldiniz. Rassamaha. Merhaba arkadaşlar, tekkemize hoş geldiniz. Bugün Thor'la ilgili bir şarkı yapacağız. Thor! Thor! Hey gidi hey. Evet, işte hayatlar abi. Rassamaha. Kanka benim dedem falan olamaz bunlar. Ya olursa anne tarafından olur. Baba tarafı bembeyaz, Arya ırkı gibi. Ne bileyim. Rassamaha. Cildiyeciye gittim şey diyor. Sizin teniniz beyaz ya diyor. Ondan falan diye açıklamaya başladı. Dedim benim senin beyazsa babam şeffaf mı amına koyayım dedi. Kanka hayat zor yani. Sizin teniniz beyaz ya falan diye açıklamaya başladı bir şeyde. Bir sorun vardı. Dedim biz de beyazsak o zaman yani. O zaman herhalde babam dedim. Güneş ışını görünce böyle şey kriptonit görmüş Superman. Rassamaha. Evet, dediğim gibi İrem'le bir tanıştırmak lazım. O ümmeti bir arada tutan bütün kudretiyle ümmeti bir arada tutan kardeşimize İrem'i bir tanıtmak lazım diyor.